Afganistan'ı konuşacağız. Afganistan'da neler yaşandığını, onun yansımalarını anlamaya çalışacağız. Skype hattımızda Rusya uzmanı, analist Doktor Kerim Has var. Kerim Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz diyeyim. Doğrusu ABD'nin asker mi çekeceğim açıklamasından sonra sonuçta Taliban'ı bilenler bile bu kadar kısa sürede Kabil'e ulaşabileceği hesabını yapmıyorlardı. Şimdi Kabil Taliban'ın kontrolünde. Halk canhıraş bir şekilde kaçmaya çabalıyor. Taliban ise yaptığı ilk açıklamalarda, birçok televizyona da sözcüleri bağlandı, şeriat ilan edeceğini açıkladı. Yani aslında Afganistan İslam Emirliği'ni bir anlamda gayri resmi de olsa ilan ettiler. Nedir bu tablo, gerçekten birdenbire mi gündeme geldi? Yoksa neler var orada bilmediğimiz, bildiğimiz? Şimdi bu tabii beklenmedik deniyor. Hani siz de bahsettiniz. Amerikan istihbarat örgütlerinin raporlarına göre işte bir 6 ay dendi. Sonra 3 ay falan dendi. Birkaç hafta dendi. En son 2-3 güne çekildi ve hani bir gün içerisinde de dün itibariyle de Afganistan'daki mevcut yönetim yıkılmış oldu. Daha birkaç gün öncesinde Eşref Gani örneğin son nefesine kadar savaşacağını falan belirtmişti. Yani burada bence yani sadece Amerikan tarafı da değil, Rusya tarafı da yine örneğin mesela Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov'un açıklamaları vardı. Daha bir iki hafta öncesinde, ben çok iyi hatırlıyorum yani takip ettiğim için de biliyorum. İşte Kabil'i ele geçirmesi Taliban'ın yani hiç ihtimal vermiyordu. Afganistan'da en fazla birkaç şehir merkezini Taliban'ın kontrol edebileceğini belirtmişti Zamir Kabulov. Dolayısıyla bugün mesela Kabulov'un açıklamasına baktım. Tekrardan Rus televizyonlarına açıklama yapmış. O da şunu söylüyor: biz diyor Taliban'ın gücünü görmemezlikten gelmedik. Afgan ordusunun gücünü abartmış olduğumuzu fark ettik diyor. Burada aslında o cümlesi haklı. Her ne kadar Rusya tarafı örneğin öngörüsünde o anlamda haklı çıkmasa da, öngörüsü doğrulanmış olmasa da, bu son cümle bence önemli. Çünkü Afgan ordusu ve devlet yapısı genel olarak yani 20 yıldır ciddi bir yatırım yapılamamış demektir bu. Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini ilgilendiriyor bu mesele. Dışarıdan bir o ülkeye, Afganistan'a böyle bir demokrasi ihracının tamamıyla başarısız olduğu anlamına gelir. 350 bin civarında Afgan ordusunun mensubu olduğu söyleniyordu. Taliban yani neredeyse hiç çatışmadan bu şehirlerin çoğunu ele geçirdi. Kabil'i de aynı şekilde. Dolayısıyla bu Afgan ordusu bir birlik olamamış. Yanlışsam düzeltin herhalde, en çatışmasız aldığı kent Kabil oldu, başkent oldu. Yani diğer kentlerde yine kısmen içeri giriş çıkışlarda bazı küçük de olsa çatışmalar yaşanmıştı ama Kabil'de hiçbir şey olmadı. Adeta Kabil'i teslim ettiler, ya da bir anlaşma mı vardı, öyle de iddialar var yani. Çünkü Bu iddialar var işte, Amerika Birleşik Devletleri'nin acaba Pakistan üzerinden Taliban'la yani gizli veya üstü örtülü bir anlaşmaya mı vardı? Yani bir taraftan Amerika herhangi bir destek vermedi Afgan hükümetine, yönetimine, Eşref Gani hükümetine Taliban'la mücadelesinde, ki mücadeleye girilmedi zaten de. Yani hani bir hava saldırıları, şu bu falan herhangi bir durum söz konusu olmuş değil. Yani bu dile getiriliyor ama henüz güçlü argümantasyona sahip değil bence bu. Daha ziyade Biden yönetiminin biraz böyle iş bilmemezliğinden kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Yani hızlı bir çekilme kararı aldılar. Biden yönetimi de yani savaşmak istemedi, devam ettirmek istemedi oradaki Amerikan askeri mevcudiyetini. Ama o süreç içerisinde de çekilme sürecini de ellerine yüzlerine bulaştırdılar gibi geliyor. Dolayısıyla işte bu sahneleri, birkaç gündür o gördüğümüz sahneler, insanlar hatta bugün zannediyorum Amerikan uçağına tutunup uçak havalandıktan sonra yere düşen insanlar var havalardan. İşte bu sahneleri görmemiz biraz ve havalimanındaki durum, Kabil havalimanındaki durum, daha bir ay öncesine kadar yine
Biden kendisi açıklamıştı. Yani Kabil'in ele geçirilmesi Taliban tarafından hiç ihtimal dahilinde değil diye. Dolayısıyla aslında hani demek istediğim, yani burada özellikle Amerikan tarafının bence müthiş bir o çekilme sürecini bir iş bilmemezlik içerisinde ellerine yüzlerine bulaştırması gibi bir durum söz konusu. Ama bununla birlikte de tam sadece... Müsaade ederseniz evet. Şunu, yani bu gerçekten öngörülemeyen bir siyaset mi, yoksa gelecekte o bölgeye dönük hedeflerini yaşama geçirmek amacıyla planlanmış bir yaklaşım mı? Bölgeyi yakından izliyorsunuz, dengeleri biliyorsunuz. Özellikle ABD ve Rusya-Çin açısından değerlendirdiğinizde ciddi anlamda o bölgede geleceği kendilerine dönük bir hesapla mı böyle davrandılar? Şimdi bu söylediğiniz haddi zatında bence iki husus birbiriyle çelişmiyor. Bir taraftan çekilme sürecini çok kötü bir şekilde yönetmiş olabilirler Amerika Birleşik Devletleri. Ama diğer taraftan orada bir patlamaya hazır bir bomba gibi Afganistan'ı, işte Rusya ve Çin'in tabiri caizse hani onların kucağına bırakma o bombayı, böyle bir hedef güdülmüş. Orada bir istikrarsızlığın geniş çapta yayılmasını hedeflemiş olabilirler. Ancak burada bu mesele bu kadar... Ben özür dilerim, şunun için sordum. Yani 2001'de neredeyse 3 ay içerisinde Taliban'ı dize getirdi ve Taliban bir şekliyle şartsız teslim olmayı önerdi ABD'ye. Ama şimdi tam tersi bir durum 3 günde, 3-5 günde yaşandı. Yani bu nedenle bir bilinçli politika mı var diye sordum. Yok, katılıyorum. Yani bu hani dediğim gibi argümantasyon var, bu mümkün, ama bana henüz tam böyle bir üst örtülü bir anlaşma vardır gibi, buna henüz ben ikna olmuş değilim. Olabilir, ilerleyen süreçte daha güçlü argümanları görürsek ikna edici bu söz konusu olabilir. Ama şunu demek istiyorum ben, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin haliyle bu şekilde 20 yıl içerisinde yani ayakları üzerinde durabilir bir devlet, o kurumsal yapıyı kuramamış olması da örneğin Amerika'nın imajına bence ciddi bir zarar veren. İkincisi, Amerika'nın yine Kabil'deki müttefikleri olarak bir şekilde yönetime koyduğu isimlerin ve yine işte on binlerce biliyorsunuz Afgan halkından yardım eden insanlar vardı. Onları da bırakmış olduk sahada. Bu bir anlamda aslında sadece Amerika'nın Afganistan stratejisi bağlamında değil, işte örneğin Suriye, örneğin başka ülkelerde de, Gürcistan olabilir, Ukrayna olabilir veya başka ülkelerde de yerelde çalıştığı çeşitli güçlere yönelik bir anda böyle bir şekilde çekilme söz konusu olabilir ve onları yüzüstü bırakabilir yönündeki o kanaati güçlendirebilir ki bu da o yereldeki işbirliği yaptığı aktörler açısından bence ciddi bir imaj kaybı anlamına gelir. Dolayısıyla Amerika hani bu çekilme sürecini yönetirken bence kendi çıkarları açısından çok kötü bir şekilde yönetti. İşin bir de diğer tarafı hani kısaca söylemem gerekirse, hani Rusya'nın doğru bir hani bir istikrarsızlık o Afganistan'ı o şekilde bırakmış oldu. Rusya'sından, Çin'den bir tehdit. Ancak Rusya ile Çin 2001 yılındaki gibi durumda da değiller Afganistan'daki varlıkları, Taliban'la ilişkileri bağlamında. Hani mesela 2014 yılından beri Rusya tarafı 7 yıldır Taliban ile dikkatli bir temasa sahip, resmi ilişkilere sahip. Yani bir şekilde resmi diyaloğa sahip. Evet. Mesela hani yani dediğim gibi bu mesela bugün itibariyle Rus Büyükelçi Afganistan'daki Kabil'deki açıklama yaptı. Dedi Taliban bize Rus Büyükelçiliğinde 100 civarı diplomat var. Saçının tek teline bile zarar gelmeyeceği noktasında garanti verdi. Tabii bu Taliban'a Ruslar güveniyor anlamında söylemiyorum. Ama herhalde bu diyaloğun belli bir seviyeye vardığı anlamına da geliyor. Evet. Çin de aynı şekilde belki Taliban hükümetini veya yönetimini, yeni yönetimi orada tanıyabileceği yönünde işaretler veriyor. Tam bu noktada artık Taliban belli. Afganistan'ın yeni yönetimi Afganistan İslam Emirliği'ni de ilan edecek önümüzdeki günlerde. Peki bu bölge siyaseti, bölge dengeleri açısından ne anlama gelir? Nasıl bir gelecek bekliyor bölgeyi? Her şeyden önce bence orada hani Rusya'sından baktığında Orta Asya ülkeleri etkilenecektir. Güvenlik konusunda Rusya'ya bence daha fazla yaklaşmak durumunda kalacaklardır. Bunların en başında işte Özbekistan geliyor. Tacikistan aynı şekilde. Zaten şu 15-20 gündür, bir aydır çok fazla tatbikatlar Rusya ile yapmaya başladılar.
İşte Özbekistan Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü değil. Hani Rus NATO'su olarak bilinen bir örgüt biliyorsunuz. Hı hı. 2012'de üyeliğini durdurmuştu. Muhtemelen Özbekistan Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütüyle ilişkilerini yeniden tanımlamak isteyecektir. Türkmenistan tarafsız bir ülke konumuna sahip nispeten. Ama o da ister istemez Rusya'dan çeşitli muhtemelen askeri stratejik siyasi destekler almak isteyecektir. Yani içeriye ayırmak isteyecekleri bazı kaynakları bu Orta Asya ülkeleri ister istemez güvenlik sektörüne yatırım yapmak durumunda kalacaklardır diye düşünüyorum. O Taliban'dan gelebilecek olan, Taliban henüz mesela onu da Rus tarafı söyledi, Taliban tarafından Orta Asya'daki müttefiklerimize yönelik herhangi bir tek bir tehdit, somut bir tehdit söz konusu değil dediler şu ana kadar. Rusya tarafı mesela böyle söylüyor. Ama her halükarda bu isterseniz orada çeşitli önlemler alınmasını da gerektiren bir durum. Şöyle belki bir hani durum. Taliban sınır aşmayacak ama ideolojik olarak bu Orta Asya ülkelerindeki İslamcı yapıların daha böyle radikalleşmesine yol açabilir. Böyle bir tehdit var. Evet. Şöyle bir durum var. Çok kısaca yanıtlarsanız sevinirim. Sonuçta cihatçı yapılanmalar, yayılma hedefi olan yapılanmalar. Afganistan'da aslında Taliban İslam emirliği diyerek bunu da ifade etmiş oluyor. Evet. Orası büyük İslam coğrafyasının küçük bir emirliği gibi duracak. Bu etrafına da yayılacak, gidebileceği her yere de yayılacak. Yani bir şekliyle Şii yayılmacılığın Sünni boyutunu orada belki de göreceğiz. Bu risk değil mi? Böylesi bir riski bölge devletleri nasıl karşılar? Yani işte bu risk, yani İran açısından da yine risk. Büyük ihtimal Afganistan'dan o göç akını İran ve Türkiye üzerinden artacaktır. Bu Türkiye için de mesela bence ciddi bir risk. Gelenler içerisinde sadece yani sivil vatandaşlar, masum vatandaşlar olmayabilir. Dolayısıyla bu Türkiye üzerinden hem Türkiye için hem de Avrupa için ister istemez. Avrupa'ya gidebilecek Afgan göçmen sayısı artacaktır. Ama bu Erdoğan yönetimi açısından bir fırsat olarak kullanılabilir. Nasıl Suriye üzerinden, yine Libya üzerinden o Avrupa'ya göçmen akınında bir anlamda hani bir göçmen şantajı tırnak içerisinde kullanıyorum. Avrupa'ya yönelik kullanıldıysa bu Erdoğan yönetimi tarafından tekrardan kullanılmak istenebilir. Böyle bir durum var. Tam Erdoğan yönetimi dediğiniz için hatırlatarak sormak istiyorum. Aslında o zihniyetin kurucusu Hikmet Yar'la dizinin dibinde oturan bir Erdoğan. Aynı zamanda kendi ideolojik formatını Türkiye'de yaşama geçirmek için de bunu bir olanak olarak kullanamaz mı? Yani mülteciliği de aşan bir boyutta, mültecilerden yararlanmayı da aşan bir boyutta bir sistem kurmak için. Son sorum bu olsun. Mümkünse bir iki dakikada yanıtlarsanız sevinirim. Yani maalesef bence öyle bir tehlike var. Üzücü. Bu Türkiye açısından bence çok ciddi bir sorun. Ancak dediğiniz gibi, belirttiğiniz gibi ben de o şekilde düşünüyorum. Erdoğan yönetimi açısından beka, hani siyasi bekası bağlamında bu tarz böyle cihatçı grupları zaten yıllardır Suriye'de, Libya'da kullanıyor ve diğer Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde bunu ihraç ediyor, yeri geliyor, kendisinde topluyor, bunları başka şekillerde kullanıyor. Dolayısıyla bu ciddi bir tehdit. Bu tehdit Türkiye'nin diyelim ki cihatçılardan kendisine yönelen Türkiye'sine hani tehdit düne kadar işte belli bir seviyedeyse bu seviye çok daha, bu tehdit seviyesi daha da artmış olacaktır diye ben düşünüyorum. Onun haricinde hani Taliban'la zaten Erdoğan'ın kendisi söylediği inanç açısından ters bir yanımız yok evet. diye. Bu görüşebilirim dedi. Yani bunlar hep tehlikeli. Yani uyuşturucu meselesi belki o konuda çeşitli anlaşmalar söz konusu olabilir. Üstü örtülü. Yine Erdoğan yönetiminde gibi. Sonuçta ciddi bir risk. Bunlar maalesef artacak. Bu tehditler artacak. Sonuçta ciddi bir risk Türkiye'yi de bekliyor. Diğer bölge devletlerin yanı sıra Sayın Kerim Az çok teşekkürler. Zaman ayırdınız. Yayınımıza katıldınız. Görüşmek dileğiyle.